Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahıllı ekmek yapacağız. Tahıllı ekmeğimiz için ilk olarak yoğurma kabımıza 25 gram yaş mayamızı koyuyoruz. Mayamızın çözülmesi için üzerine su koyduk. Şimdi birazcık karıştırıyorum. Mayamız eridikten sonra yaklaşık 1 kilo tam buğdayını kullanacağım. 1 kilo tam buğdayını kaç bardağa denk geliyor? Onu da size göstermek istedim. Bir, iki, üç. Tam buğday unu kullanacağım. Yaklaşık 1 kilo kullanacağım. 1 kilo tam buğday unu böyle bu şekilde 200 milimlik bardaklarda yaklaşık 8 su bardağı yapıyor. Sizin de görmeniz açısından bardakla koymak istedim. 4, 5, 6, 7, 8. 8 bardak un kullandım. Yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Unumuzun ortasını bu şekilde açıyorum. Ve ılık su kullanıyorum. Suyumuzu unun ortasına böyle döküyorum. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi elimle yoğuracağım. Yarım su bardağından biraz fazla ruşeyim koyuyorum. Hamurumuzu bu şekilde iki elimizle iyice yoğuruyoruz. Evet, içerisine kalan tahıllarımızı koyuyoruz. Yarım çay bardağı çekirdek içi, yarım çay bardağı keten tohumu, yarım çay bardağı mavi haşhaş, yarım çay bardağı kırılmış küçük ufak parçalara ayrılmış ceviz, yarım çay bardağı da yulaf kullandım. Şimdi bunlarla da biraz yoğuruyorum hamurumuzu. Bu şekilde hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Şu anda hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzun üzerine streç film çekiyoruz. Yaklaşık 1 saat boyunca mayalandırıyoruz ve üzerine havlumuzu örtüyoruz. 1 saat boyunca mayalandıralım. Evet, ben 1 saat dedim ama 1,5 saat beklettim. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabarmış. Şimdi hamuruma şekil vereceğim. Şekil vereceğim tahtanın üzerine un koyuyorum biraz. Hamurumu 6 eşit parçaya ayırıyorum. Tek tek hepsine şekil vereceğim. İlk olarak hamurumu bu şekilde açıyorum. Daha sonra bu şekilde kıyafet katlar gibi katlıyorum. Bu şekilde yapmamın amacı hamurumuzun daha güzel kabarması için ve yuvarlak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlak şekil verdim. İki tanesini birleştiriyorum ve dikdörtgen şeklinde hamurumu açıyorum elimle. Bu şekilde açıyoruz, katlıyorum. Ekmek şeklini veriyoruz. Hamurum tahtaya yapışmasın diye biraz un koydum. Yine aynı şekilde yuvarlak yapacağım buradan. Evet, bu şekilde yuvarlak yaptım. Ve son hamurumu da yuvarlak yapıyorum. Bu şekilde. Evet, hamurlarıma bu şekilde şekil verdim. Yaklaşık yarım saat tepsi mayası yapacağım. Hamurlarımızın üzerini örtüyorum. Evet, yarım saat tepsi mayası yaptım. Hamurlarımızın üzerini açıyorum. Ve üzerine sadece bildiğiniz içme suyundan sürüyoruz. Yuvarlakların üzerine bu şekilde artı işareti yapıyorum. Bu şekilde şekil verip üzerine su sürüyorum. Ve üzerine keten tohumuyla süslüyorum. Birazcık da çekirdek içi. Suyu sürmemdeki amaç üzerine koyduğum çekirdek içi ve keten tohumunun yapışması. Evet, üzerini bu şekilde süsledim. Şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Şimdi fırına götürüyorum. Evet, ekmeklerimiz fırından çıktılar. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel pişmişler. Görüyorsunuz. Birazcık ılımalarını bekledim. Şimdi ekmeklerimi dilimleyeceğim. Size de göstereceğim içinin nasıl piştiğini. Görüyorsunuz, çok güzel görünüyorlar. Şunu da göstereyim. Şimdi ekmeğimi dilimliyorum. Gerçekten efsane görünüyor. Çok güzel pişmiş. Tadı da çok güzel olmuş. Şu şekilde göstereyim size de içine. Siz de bugünlerde evdesiniz. Bence kendi ekmeğinizi kendiniz yapın. Videomu da beğenin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.